Dünya yaşlanırsa ne olur? Şimdi herkesin aklına bir sürü şeyler geliyor. Sağlık sigortası ne olacak? Emeklilik işleri ne olacak filan? Daha uzun yaşayınca tabii bunlar hepsi problem olacak. Nüfus artıyor filan. Nüfus artınca çevre kirlenmesi filan gibi şeyler, yokluklar filan öyle şeyler akla geliyor filan. Bunlar ciddi değil. Bu var, bu problemler var. Ama insanoğlu bu problemleri çözer. Yani benim sevgili dostum Çetin Altan'ın dediği gibi enseyi karartmayalım. Hatta bu yaşlanmadan dolayı bazı bonus da var, hediye var, yan karlar var. Yaşlılar daha az tüketir, daha az kirletir her bakımdan. Yani daha az masraflıdır. Dolayısıyla vamosa şimdi züğürt tesellisi derdi ama yani nüfus artışı kadar problem büyümez. Yani mesela iki tane rakam vereyim size. Almanya ile bizim aşağı yukarı nüfusumuz aynı, 80 milyonlarda. Bizde aşağı yukarı 5 milyon kişi üniversitede okuyor. Onlarda 1 milyon kişi okuyor. Şimdi üniversitede okuyan çok masraflı bir iş ya. İş yaptıkları yok, ürettikleri yok. Bol bol masraf. Daha da önemlisini söyleyeyim. Ekonomik faaliyetin çok gerçekçi bir ölçüsü bir ülkedeki müteahhit adedidir. Ne kadar çok müteahhit varsa o kadar faaliyet vardır. Yalnız inşaat değil. O inşaatın içine kuracak perdeyi, camı, ahşabı, şusu, busu filan. Bizdeki müteahhit adedi Almanya'nınkinin unuttum rakamı ama 100 mislisi filan. Yani öyle bir şey. Dolayısıyla yaşlanınca bazı şeyler hafifliyor. Hangi problemler? Yani bu problemler önemli değil. Bunları insanoğlu çözer. Dikkat etmemiz gereken iki problem. Onların üstünde duracağım bundan sonra. Yaşlanmanın artmasıyla rekabet ne oluyor? Çünkü her şey rekabet üzerine kurulmuştur. Hayatta rekabet üzerine kurulmamış hiçbir şey yoktur. Doğa öyledir. Rekabet üzerine kurulmuştur. Ve ikincisi gelir dağılımındaki haksızlıklar, eşitsizlikler, adaletsizlikler. Dünyadaki önemli problemler bu ikisidir. Rekabet ve gelir dağılımındaki eşitsizlik. Bu ikisinin üzerinde duracağız. Bunlar nasıl değişecek? Yaşlılık daha çok arttıkça. Onu konuşacağız. Görüşmek üzere.